Merhaba arkadaşlar, Keçiören Ankara'dan selamlar. Bugün Tanju Çolak sosyal tesislerindeyiz. Tesisler neler bulunuyor? Düğün salonu, kına salonu, hamamı, futbol sahası, her şeyi bulabileceğiniz bir yerdeyiz. Hadi gelin bir göz atalım. Şimdi Tanju Çolak Sosyal Tesislerin Müdürü Emir Ali Bey ile beraberiz. Emir Ali Bey, 5 yıldızlı 10 numara bir yer olmuş burası. Bize biraz anlatabilir misiniz bunun kuruluşundan? Ne faaliyetler? Teşekkür ediyorum. Salonumuz 500 kişi merkezi kurulmuş vaziyette. Masalar, sandalyeler ve şamdanlar vizyondaki son şekiller olarak kurduk salonumuzu. Altın rengi, gold rengi, yani huzur rengi bir salon oldu. Salonumuzda 600 kişiye kadar düğün, nikah, balo, kokteyl, sünnet, kına, şirket yemekleri, toplu yemekler, iftarlar verilebiliyor. 160 metrekare bir mutfağa sahibiz. Kendimiz pişiriyoruz. Bütün ürünlerimiz kendi kontrolümüzde. Salonumuzun diğer kurulmasında bir özellik var. İki tane C masa var. Sağlı ve sollu. Evet. Bu C masalar kız tarafı, erkek tarafı gibi fiziksel ayırmaya yarıyor. Ve aynı anda gelin ve damat tarafının bütün aile bireyleri aynı anda aynı masada oturma imkanına kavuşuyor. Bu bir ihtiyaçtı Türkiye'de. Evet. Bunu salonumuzda başlattık. Kendimizin fikri, kendimiz ürettik. Salonumuzda profesyonel bir hizmet var. Her 25 kişiye bir garson hizmet etmektedir. Konuklar ilk salona girdiğinde hizmetimiz başlamakta, son konuk salondan çıkınca hizmetimiz sona ermektedir. Başka sizin sorularınız varsa ya ben onu cevaplayayım. Ben şöyle diyeyim, ben hani şaşkınım şu an. Böyle bir yer ben daha görmedim. Güzel, Türkiye'nin de sayılı salonlarından birisi. Gerçekten çok güzel bir salon oldu. İçinde saatlerce otursanız sıkılmıyorsunuz. Bunun ışığı ve ses sistemi de itinayla seçildi. Evet. Ses insanı rahatsız etmediği gibi mekanımızın dışına da taşmıyor. Vallahi insanın bir ailenesi geliyor, ne diyeyim. Bekleriz. O da çok İkinci güzel. İkinci evliliklere %50 indirim yapıyoruz. İkinci evlilikle %50 indirim yapıyorsunuz. Evet. Güzelmiş. Sağ olsun Tanju Bey çok destek verdi. Kendisi bizzat ilgilendi. Bizlere biraz daha yol gösterdi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ankara'ya bu salonu kazandırdığı için. Biz teşekkür ediyoruz Tanju Bey'e. Almanya'da aynısını bekleriz Tanju abi. İnşallah. Müdürüm, bu oda özel bir oda herhalde. Burası gelin damat odası. Günün ihtiyaçlarına göre dizayn edildi. Düğün öncesi gelin ve damat, bilhassa gelinlerimizin makyajları burada tazelenmekte. Ayrıca onlara bir özel oda olarak tahsis edilmekte. Diğer bir ihtiyaç olan takıların nerede muhafaza edileceği. Evet, çok önemli konu. Çünkü takı takıldıktan sonra gelin evet. Damadın peşinde 50 kişi gidiyor. Çünkü televizyonlarda seyrediyoruz, evet. Düğün salondan takı çantası çalındı evet. Falan diye. Biz bu haberleri de dikkate alarak tuvaletimizin içinde gizli bir dolap yaptık. Gizli dolabımız, anahtarı ve buranın anahtarı tamamen gelin damata teslim ediliyor. Orada diğer eşyalarını muhafaza edebiliyorlar. Kilitleyip anahtarını alabiliyorlar evet. Yanına. Bütün ihtiyaçlar düşünülmüş vaziyette. Düğün salonumuzda. Süper bir şey. Müdürüm, hamama giren teller boşuna dememişler. Terledik. Vallahi ben çok terledim. Müdürüm, tertemiz hamamımız var. Şimdi düğün salonunu yaparken bir diğer yeni gelişen Türkiye'de gelin hamamı diye bir oluşum oldu. Biz de bu işe cevapsız kaldık. Güzel bir hamam yaptık. Gelin hamamı olarak da kullanılabiliyoruz. Bayanlara özel de kullanılabiliyoruz. Gelin hamamı olduğunda burası sadece kapatılıyor. Gelin organizasyonuna veriliyor. Müzik eşliğinde yeme içme faslı bayanlarımız severler. Kilo evet. Aldırmayan yalnız. hamam sefasını sürüyorlar. Öyle bir hizmet veriyoruz. Çünkü paket olarak biz de hamamdan başlıyor, kınayla devam ediyor, düğünden sonlanıyor. Böyle bir organizasyon. Aynı hamam, aynı tas derler ya. Alakası yok. Bu başka. Tanju Çolak sosyal tesisler deyince futbol gelen ilk akla. Yanımda Yücel Çolak, Tanju abimin kardeşi. Yücel hocam, abim. Hoş geldin. Futbol, hoş bulduk. Futbol,
Sana ait. Futbol bizim işimiz. İşiniz tabii hem ki. Hem Tanju Bey hem ben yıllarca milli takımlarda, Süper Lig'de, bizim zamanımızda 1. Lig'de o zaman takımlarda oynadık. Tabii ki böyle bir tesis yapıp da içinde futbolun olmaması imkansız oldu. İmkansız bir şey. Sahalardan bahsedeyim. 50-32 tane sahamız var. Biri kapalı, biri açık olmak üzere. Yani ne demek bu? 8'e 8 rahatlıkla oynayabiliyoruz. Ücret olarak kişi başına 10 lira gibi çok cüzi bir rakam. Hiçbir şey değil. Evet, sigara içerken verilen rakam gibi. Sigara içenler kızacaklar bize ama. Olsun ama doğru ya doğru. Spor her zaman lazım. Tabii ki. Burada da Ankara'nın şu anda en güzel iki tane sahasının sahibi olmaktan gururla bahsediyorum. Arkadaş yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da yaşıyorum. Beni bile tanıyan biliyor. Böyle bir zemin yok Almanya'da. Çok özen verilmiş, çok pahalı bir zemin bu. Ben bilirim, ben de futbol oynadım yıllardır. Böyle bir zemin yok. Halı saha yok. Düz, hani kaliteli. Bunu değerini bilin arkadaşlar. Gelin futbolunuzu oynayın. Adam gibi futbol oynayın burada. Yalan mı, doğru mu söyledim şimdi? Doğru söyledin, doğru söyledin. Çok güzel. Yukarıda da kapalı halı sahamız var. Evet, kapalı halı saha. Ankara'nın iklimi biliyorsun, kışlar soğuk ve çetin geçiyor. Daha çok açık saha yazın kullanılıyor. Kışın kapalı sahayı tercih ediyorlar. Bu anlamda da iyi bir insanlardan gelen tepkiler güzel. Dediğim gibi Tanju olan olduğu bir yerde halı sahadan yani, ya da futboldan yani, söz etmemek olmazdı. Olmaz tabii ki olmaz. Bir de şimdi yazın güzel esiyor burası. Burasının ismi Esertepe zaten. Esertepe. Özellikle. Hocam burası şimdi kapalı alan, kapalı halı saha. Aynı zamanda 8'e 8 oynanıyor. Aynı. Aynı büyüklükte. Evet doğru aynı. 50-30 büyüklüğümüz. 50-30. Şimdi sosyal testler dediğiniz zaman sırf futbol oynanmıyor. Sırf hamama girilmiyor, düğün salonu olmuyor. Evet. Sizin yaptığınız büyük projeler de var. Tabii biz Tanju Bey'le buraya geldiğimizde ilk düşündüğümüz şey yine çevredeki ücretsiz, ekonomik durumu iyi olmayan çocukların eğitimiydi. Bu da bizim verebileceğimiz futboldu. Futbolu Tanju Olak ve halk eğitim olarak milli eğitimin katkısıyla pazartesiden cumaya, cumartesiye kadar ücretsiz eğitimler veriyoruz 6-16 yaş grubuna. Bayağı da güzel tepkiler aldık. İnşallah bir ara senin de olduğun bayağı bir maçlar yapıyoruz. Çocuklarla bir arada oluyoruz, antrenmanlar yapıyoruz. Onlara da vesile olursun. Futbola çok önem veren Tanju Çolak tabii ki de futbol akademisi olmasa olmaz. Hocam? Evet. 2008 yılında maceramız Milan Junior Camp'la başladı. Dünya devi Milan'ı Türkiye'ye, İstanbul'a getirdik ve Milan Junior Camp'ı Türkiye'de 200 çocuğa açtık. Ondan sonra Tanju Çolak Futbol Akademisi fikri doğdu. 2009'da logomuzla birlikte futbol akademimizi kurduk. Tanju Çolak Futbol Akademisi olarak Türkiye'de 24-25 ilde varız. Şu anda da merkezimizi Ankara, burası tesisleri yaptık. 6-16 yaş grubu çocuklara hitap ediyoruz. Kız, erkek çocukları ayırt etmeksizin. İşte zaten buradaki bizim sloganımız Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak. Neden sen de bir gol kralı olmayasın? Yani. Futbol deneyimlerini ve oyun stilinin profesyonel ekibiyle Türkiye'nin her yerinde ve Keçiören'de 6-16 yaşlarındaki kız erkek çocuklara paylaşıyor şeklinde. Şu anda da akademimiz güzel gidiyor. İnsanlardan aldığımız tepkiler iyi. Zaten başında ben varım. Minimum bizim UEFA lisansımız A lisansla burada antrenmanlara çıkıyoruz. Çok güzel ya. Yücel abi, formaların özel bir anlamı var mı? Özel bir anlamı yok. Ama şöyle bir anlamı var. Tanju Bey'e özel imzalandılar. Büyük kulüplerimizin Süper Lig'deki, 2. Lig'deki Tanju Bey kendi takım arkadaşlarını, şu anda antrenörlük yapan arkadaşlarını aradı. Onlardan formalara imzaları istedi. Onları daha sonra İstanbul'da gördüğün gibi çok güzel, çok şık bir şekilde çerçeve yaptık. Bu resimler benim resimlerim. Milli takımlarda oynadığım dönemde. Sen de varsın. Evet, ben de buradayım. Evet, Tugay var gördüğün gibi. Yukarıda yine Ümit Milli Takım'da oynarken var. Bülent'le, Hayrettin'le, Hamdi'yle birçok. Yukarıda yine Tanju Bey'in altın ayakkabı seremonisinden, evet, senin de yakından tanıyacağın Gert Müller'le birlikte. Gert Müller. Evet, yanında Frans Futbol'a kapak olduğu resim var. Avrupa Gol Kralı olduğu zamanki. Ve yine Galatasaray, Fenerbahçe, Samspor. Bir dünya karması var şurada, bence onu da görmekte yarar. Burada dünya karması. Evet, İtalya'da Udinese'de yapıldı. Rıdvan ve Tanju katıldılar. Yine Erik Genes var. Lucescu teknik direktörlük yapıyor. Valderrama var. Çok değerli isimlerin oldu. Güzel bir ana. Tabii ki de olmazsa Galatasaray'ın 4 yıldızlı forması. 2008 yılında yaptığımız. Türkiye Milan ilk siz getirdiniz. Evet. İlk biz yaptık. Çok güzel.
başarı kokuyor. Sen öyle diyorsan. Gezdik. Sağ olsunlar Yücel Çolak, Ali Emir müdürümüze çok iyi gösterdiler. Çok çok teşekkür ediyorum size bu ilginiz dolayı. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ne demek? Benim görevim bu. Geldim buralara. Benim görevim bu. Bir Tancı abi bilir beni. Kırmam Tancı abi de kırmam zaten. O da senin. Geldiği zaman gelirim. Koş dediğim zaman koşarım. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. O yüzden çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan Almanya'ya selamlar. Almanya'ya, Münih'e selamlar. Herkese selamlar. Bekleyince hemen kapatmayınca sen de ne diyoruz? Düğün yapmak isteyenler. Halı sahada futbol oynamak isteyenler. Halı sahada futbol, hamamda terlemek isteyenler. Saçı başını düzeltmek isteyenler kuaförümüz var. Sünnet olmak isteyenler salonumuz var. Yani her şey. Her şey. Bildiğiniz bir otel. Her şey dahil. Evet, her şey dahil. Her şey var. Düğünü yap, sünnetini yap. Kuaförüne gel, topunu oyna, hamamda terle. Daha ne olsun? Tanju Çolak sosyal tesislerine Ankara Keçiören Esentepe'de. Bekliyoruz. Bekliyoruz.